Kanada Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Çin'in Huawei CFO Meng Wanzhou'nun tutuklanması sebebiyle Kanada'ya talimat verdiği belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, CFO'nun serbest bırakılmaması halinde yaşanan olayın sonuçlarının ağır olacağını belirtti. Pakistan ordusu bir grup Çin askerinin ortak tatbikat yapmak üzere 8 Aralık'ta Pakistan'a geldiğini açıkladı. Çin ve Pakistan Özel Hizmet Grubu'na mensup askerlerin Pakistan'da 3 hafta sürecek olan Savaşçı 6-2018 isimli askeri tatbikatı yapacağı belirtildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke anayasasının kabul edilişinin 26. yıl dönümü dolayısıyla 136 mahkumu affetti. Taşkent'te anayasanın kabul edilişinin 26. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Mirziyoyev, işlediği suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren 136 mahkumun affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını açıkladı. Haziran ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı dolayısıyla mahkumların affedilmesine ilişkin kararnameyi imzalamıştı. İsrail ordusu, Kuzey Kalkanı operasyonu kapsamında Lübnan sınırında bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah örgütü üyesi olduğunu iddia ettiği kişilerin sınıra yaklaşması üzerine bu kişilere ateş açtığını bildirdi. İsrail ordusu 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için Kuzey Kalkanı adıyla operasyon başlatmıştı. Fransa'da sokaklardan ayrılmayan sarı yeleklilerin eylemi ülke sınırlarını aştı. Belçika'da ve Hollanda'da hükümet yetkililerinin istifasını isteyenler sarı yelekleriyle meydanlara indi. Belçika'nın başkenti Brüksel dün "Sosyal kış geliyor" sloganıyla sokağa çıkan sarı yelekliler nedeniyle son zamanlardaki en şiddetli gösterilere sahne oldu. Ayrıca Hollanda'da sarı yelekliler yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.